Tamam, kapatıyorum. Pok TSV 111 arkadaşlar. Türkiye'de bunu açıklayıcı bir şekilde çekmemişler. Ben çekeceğim. Şimdi kapatıyorum. Şimdi kapanmıyor gerçi. Standby'a geçiyor. Standby'da kalıyor. Kapanmıyor. Zaten standby'da da 1.6 amper harcadığı için çok fazla bir önemi yok. Şimdi girişlerinden bahsedeceğim. Line in girişi var sağ sol. İşte LiFe in girişi var. Speaker girişleri var. Ayrıyeten tabii ki o speakerların çalması için ekstradan kolonların çıkışları var. Şimdi volüm ayarı, aç kapa, crossover, işte 60 Hz ila 120 Hz arası crossover'u var. Standby'da kırmızı otomatik modu var. Otomatik modda girişlerden ses bekliyor. Girişlerden ses beklerse açılıyor. Hep açık. Standby, otomatik mod. Ondan sonra bu ise çoğu kişi bilmiyor. Bası ters çeviriyor. Atıyorum dışarı doğru vuruyorsa içeri doğru vuruyor. Atıyorum güçlü bir kule hoparlörünüz var. Kule hoparlörünüz bas veriyor. Bu bas o kulelerle beraber ters çaldığı zaman bas yok oluyor. Ne yapıyorsunuz? Bu şekilde yapıyorsunuz. İkisi aynı vuruyor. Yani iki kanal bir hoparlörün bir tanesini ters bağladığınızı düşünün. Olmuyor ters bağladığınız zaman mesela. Düz olması lazım. Böyle yapıyorsunuz. Atıyorum kuleler içeri vuruyorsa bu da içeri vuracak. Kuleler dışarı vuruyorsa bu da dışarı vuracak. Atıyorum bu kule ile ters oranda çalışıyorsa bas sönümleniyor, yok oluyor. Çektiğiniz anda bir tarafa atıyorum kulelerle aynı çalmaya başlıyor. Yani artıları artı, eksileri eksi bağlanmış gibi oluyor. Ve etkin bir bas oluyor. Ama bende kule yok. Raf tipleri var. Raf tipleri olduğu için bunun etkisini pek göremiyorum. Ondan sonra Blu-ray sürücünüz, DVD sürücünüz varsa sağ ve sol girişlerini bağlıyorsunuz. Eğer bir sinema afiniz varsa bu şekilde bunun bas çıkışını bunun sadece sağ tarafına low frekans girişi dediği düşük frekans girişini tek bir şekilde bağlayabilirsiniz. Benim tek geliyor çünkü düşük frekans girişim var benim. Eğer dediğim gibi sürücünüz olursa Blu-ray, DVD ne bileyim müzik seti sağ sol çıkışınız olursa sağ ve sol buradan giriyorsunuz. Normal ses de olsa kendisi crossover'dan sub'a çeviriyor ve sub olarak veriyor. Oldu basit bir müzik setiniz var. Bas çıkışı yok, stereo deck çıkışı yok, hiçbir şey yok. Mevcut hoparlörün kablolarını sağ ve sol olarak buraya giriyorsunuz. Aynı şekilde köprü var. Buradan sağ ve sol kabloları çıkartıp hoparlöre bağladığınız zaman müzik setinin hoparlörü aktif bir şekilde çalarken buradan girip buradan çıkış yaptığınız için aktif bas buradan aldığı hoparlör sesini içeride crossover'undan geçirerek burada siz belirliyorsunuz. 60 Hz ila 120 Hz arası bir basa çeviriyor ve bas çalmaya başlıyor. Hem hoparlörleriniz buradan direkt çalmaya başlıyor. Müzik seti sayesinde. Bu da buradan geçen bası filtre ederek, sesi filtre ederek aktif basa, aktif bas çalmaya başlıyor. Yani çok fonksiyonlu bir bağlantı noktası var. Bağlantı şekli var. Her türlü her yere takılabiliyor. Güzel bir, o özelliği çok güzel. Ondan sonra tercih meselesi, işte volüm ve şey, tercih meselesi. Bu şekilde kullanılabilir. Fazla bir özelliği yok. Low moduna bağlıyorum. Bağlarken kapalı oluyor. Bağladıktan sonra otomatik moda çekiyorum. Birazdan açılır. Açıldığı zaman led yeşil yanıyor. 20 saatin bir sürücüsü var. 8 inç. Ağırlığı ise 10 kiloya yakın. Kavuşuk ayakları var. Açıldı bakın. Ses geliyordu. Hatta yeşil yandı şu an.